Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda çoğumuzun arkadaşlar gerçekten %99'luk bir kısmın kullanmadığı, daha doğrusu tam olarak içeriğini bilmediği fakat oyunda gerçekten oynayışınızı çok değiştiren ve hani bir laf vardır ya abi, adamın Renato Sanchez'i nasıl oynuyor, benimkisi nasıl oynuyor? Adamın Tyson'ı nasıl oynuyor, benimkisi nasıl oynuyor? Veya işte bu tarz kıyaslamaları arkadaşlar ortadan kaldıracak bir olay buldum. Bugün sizlerle birlikte bunu paylaşacağım. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda birazcık daha üniversite sınavları olarak falan rahatlamış durumdayım. Bu arada geçen videolarda Emre Mor videosu 13.000 izlenme var. Ondan önceki de 16.000 izlenme var. Yani bu tarz değişik futbol videoları attığı zaman arkadaşlar izlenme geliyor. Ama dediğim gibi ben genelde tekrardan FIFA üzerinden ilerleyeceğim. O yüzden arkadaşlar sizlerden ricam, gerçekten FIFA'yı benim sayemde daha iyi bir şekilde oynadığınıza inanıyorsanız, gerçekten verdiğim bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeniler çok önemli. Kanalın yukarı çıkması için, daha hızlı bir şekilde 20.000 abone ulaşabilmemiz için bizim için çok daha değerli arkadaşlar. Dediğim gibi benim bir çizgim var. O çizgiden dışarı çıkmadan her şeye devam edeceğim. Bu arada yarın arkadaşlar tekrar, yani cumartesi akşamı saat 9 gibi büyük ihtimal, tabii yarın da duyurusunu yaparım ben onun. Tekrardan canlı yayınımız olacak arkadaşlar. 120 tane paket biriktirdim sizlere. İnanılmaz paketler. Böyle paketler yok. Onları sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Yarın tekrardan mükemmel bir gün bizler için. Bugün de arkadaşlar gerçekten hani bu artık sizler de fark etmişsinizdir ki iyi oyuncu kullansan da kötü oyuncu kullansan da artık fark ediyorsun ki bir süre sonra gerçekten fark etmiyor. Yani Roberto Firmino'dan aldığın etki, aldığın oyun zevkini diyelim Agüero'dan alamıyorsun veya Sanchez'den alamıyorsun gibi gibi bir sürü olay var. Ben bugün sizlere de bir tane kadro kurumu yaptım. Ucuz bir kadro arkadaşlar. O kadro sayesinde gerçekten oynayışınızın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Onu tabii ki de videonun içine paylaşacağım. Şimdi dilerseniz videomuzun içeriğine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte videomuza başlayacağız. Tabii ki de videomuzda SBC'ye girdim direkt. İçimiz dışımız SBC oldu arkadaşlar. SBC yapmaktan dediğim gibi başka hiçbir şey ortada kalmadı. Şimdi öncelikle kadroyu göstereyim. Kuracağımız kadroyu, ardından da videonun içeriğini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle böyle bir kadro kurdum ben arkadaşlar diğer hesaplarımda. Şu anda giremiyorum arkadaşım paket kastığı için. Bu kendi yan hesabımdan kurdum arkadaşlar. Burada bakın, bu kadro, size çok ciddi söylüyorum, hani beni biliyorsunuz, ben hiçbir zaman pahalı kadro kurmam, ancak ben bu sene çok fazla pahalı kadrolarda da oynamama rağmen bu kadro arkadaşlar gerçekten çok iyi. Hepsinin footed'deki beast ratingine baktım ve gerçekten de pozisyonlarında olması gereken özelliklerine baktım. Hepsi arkadaşlar bir araya geldiği zaman bu kadro gerçekten tam bir fişek. Bu kadroda tek değiştireceğiniz yer şu arkadaşlar. Gabriel Jesus'u cam yapmanız gerekiyor. Yani MOO yapmanız gerekiyor Türkçesiyle. Forvetimizde 83 Roberto Firmino. Burada Tyson, burada Fred var ama Fred'i oynatmayacağız arkadaşlar. Sadece Fred burada kimya için duruyor. Fred'in yerine isterseniz Alan'ı koyabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar Juventus'tan Asamoah'ı koyabilirsiniz. Bu ikili gerçekten işinizi görecektir diye tahmin ediyorum. Benim işimi görüyor çünkü. CDM kısmında arkadaşlar Danilo Pereira var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada hemen Semedo var arkadaşlar. Sağında bir tane daha Semedo'muz var. Sağ bekimizde oyunun en iyi OP'li kartlarından bir tanesi. Kaledimizde Lopez var. Lopez dedim ki isterseniz değiştirebilirsiniz. Bir tane Fransa'dan bir kaleci aldığınız zaman Fransız işinizi görecektir. Burada Yanga Embi var. Zaten istatistiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sol bekimizde Sidibe var. Sidibe'den çok memnunum arkadaşlar. İnanılmaz iyi. Burada da Fabinho var. Fabinho da arkadaşlar kendi işini iyi yapıyor. Beast ratingi 83. Bu kadro dediğim gibi tahmin işinizi görecektir. Ben bu kadroyu şimdi nasıl iyi oynuyorum? Yani bu kadro neden iyi oynuyor? Şimdi normal şartlarda zaten bu kadroyla arkadaşlar çok aman aman iyi oynamadığınız sürece veya kadroya çok alışmadığınız sürece, kadroyla belirli bir zaman geçirmediğiniz sürece bu kadroyla zaten oynayamazsınız arkadaşlar. Ancak her zaman şunu unutmayın. Ucuz kadrolar, eğer ucuz bir kadro kuruyorsanız takımınızdan ekstra şey beklemeyeceksiniz. Sadece pozisyonunda oynayan adamların pozisyondaki görevini yapmasını bekleyeceksiniz. Eğer ucuz kadrolarla oynamak istiyorsanız öncelikle bu gerçeği kabullenmeniz gerekiyor. Yani neyden bahsediyorum? Ucuz kadroyu kullanıyorsan kardeşim, 1. Çok dikkatli oynaman gerekiyor. 2. Seçtiğin oyuncuların pozisyonlarını tam anlamıyla oynayabilmesi gerekiyor. Şimdi Roberto Firmino oyundaki şutlarının ne kadar OP olduğunu biliyorsunuz ve zaten bize bir santraforda şut yeterli olacak. Çünkü Tyson Firmino'nun sağında Gabriel Jesus var. Oyundaki belki de en hızlı patlama yapan futbolculardan bir tanesi hız olarak. Hemen onun solunda Tyson var. O da zaten hız olarak mükemmel patlıyor. Burada dediğim gibi Fred yerine Renato Sanchez, Allen veya Asamoah üçlüsünden birini koyabilirsiniz.
Burada Fabinho var arkadaşlar. Zaten bu burada kalacağı için bunu işini yapacaktır. Bunun herhangi bir sıkıntımız yok. Dunlop Pereira keza öyle taş gibi hava toplarına aktif ve fiziğiyle top çalabilen bir isim. Sağ bekimiz Semedo zaten top kaçırmıyor. Defansımızda Yanga Emre ve Semedo ikilisi orta düzeyde hızları var ve iyi bir şekilde kapanıyorlar. Sol bekte Sidibe zaten mükemmel, kullanacağını anlayacaksınız. Kaleci dediğim gibi herhangi bir özellik yok. Şimdi gelelim işte hepinizin beklediği videonun başından dolayı buraya gelmiş olduğunuz kısma. Şimdi bir kart arkadaşlar, siz biliyorsunuz ki ilk aldığınız zaman bu kartı, hemen şöyle marketten de bir girelim arkadaşlar. İlk aldığınız zaman bakın bunun chemistry style basic, yani Türkçesiyle temel. Temel ne demek? Her özelliğine artı 1 veriyor demek. Artı 1. Yani Fred'in şu anda 83 pace, 83 dribbling, 71 shoot, 75 pas, 64 fizik ve 72 defans oynuyor olması demek. Basic kimya stili. Şimdi arkadaşlar sizi bir yere götüreceğim ve burada benim, daha doğrusu bu videonun içeriğinin ne olduğunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi geldiğimiz sitede işte olaylar patlayacak. Öncelikle hepiniz biliyorsunuz ki arkadaşlar footbin.com diye bir site var ve footbin.com sitesi bence FIFA 17'nin en çok kullanılan sitesidir arkadaşlar. Aralıksız ve tartışmasız olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada oyuncu size geldiği zaman bunun basic kartı varsa, Renato Sanchez, bakın basic kartı varsa, oyuncunun kimyası 10'sa ve kadronuzun kimyası 100'se, bakın bu sağ kısımdan 3 ayarı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte takım kimyası önemli değil falan diyorsunuz ya. Evet, aslında takım kimyası oyunda olmazsa olmaz bir şey değil. Ama takım kimyası düşük olduğu zaman, oyuncunun da kimyası düşük olduğu zaman görmüş olduğunuz buradaki artı 4'ler, artı 5'ler falan, onlar azalıyor arkadaşlar. Mesela hemen bir örnek yapalım. Renato Sanchez 7 kimyada oynuyor arkadaşlar ve diyelim ki kimyamızda 90 olsun. Görmüş olduğunuz gibi Renato Sanchez'in arkadaşlar özellikleri kısıtlanıyor. Ancak hem takım kimyamız 100 olunca arkadaşlar, hemen şuradan ayarlıyoruz. Hem takım kimyamız 100 olunca, hem de player chemistry, oyuncu kimyası 100 olunca, görmüş olduğunuz gibi Renato'nun kartı bu hale geliyor. Basic kartında. Peki bu basic kartını ben alıp powerhouse yapsam ne oluyor? Bunu alıp powerhouse yaptığım zaman artı 10 passing geliyor ve artı 9 defansa geliyor. Yani bu kart tamamen sizin kullanacağınız bir hal oluyor. Diyelim ki siz Renato'yu CM'de kullanacaksınız arkadaşlar. Fred'in yerine tam olarak CM'de kullanacaksınız değil mi? O zaman siz bu futbolcuyu CM'de kullanacağınız için, zaten CDM'lerinizle defans yapacağı için size aslında defansa gerek yok. Size gerekli olan şey pas ve dribbling, pas ve fizik veya pas ve pace. Çünkü Renato'yla çok fazla şut çekmeyeceksiniz. Buna göre kadronuzu düzenleyin. İşte diyorsunuz ya, adamı Renato'su nasıl oynuyor? 1. Adam Renato'yu gerçekten oynayabileceği ve alıştığı yerde oynatıyor. 2. Oyuncuya basmış olduğu bu kimya sayesinde bu oyuncuyu alıyor, uçuruyor. Şimdi gelin birkaç tane örneğini size göstereyim arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için. Zaten videonun sonunda da hani bu adam boş konuşuyor, öyle bir şey yok diyenlere olacağını tahmin ettiğim için arkadaşlar, onun için de bir içerik var. Nasıl oyuncuların nasıl fark ettiğini de koyacağım. Roberto Firmino. Şimdi biz basic oynattığımız zaman bu şekilde oynuyor. Şimdi biz bu kadroda hız zaten var değil mi? Arkadan takımımız bizi getirecek. Dolayısıyla bizim Roberto Firmino'da hıza ihtiyacımız yok. Bizim Roberto Firmino'da ona gelen topları bitirmesine ihtiyacım var. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Finisher oluyor, bitirici. Bu karta finisher bastığınız zaman şutu 89, fiziği ise 83 oluyor. Bu ne demek? Bizim işimize yarayan kartı bulduk. O yüzden biz bu Roberto Firmino'yu bu kadroda, bu formasyonda ve bu adamlarla kullandığımız zaman Roberto Firmino'ya da finisher chemistry style, yani kimya stilini bastığımız zaman Roberto Firmino bizim işimizi görecek. Ben çok görüyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten çok görüyorum. CDM'de Hunter, Hulk falan oynatan var. Yani bunlar gerçekten çok yanlış. Diyelim ki bizim CDM'lerimiz, diyeceksiniz bana, o zaman sen CDM'lerinde hangi kimya stilini basıyorsun? Öncelikle arkadaşlar Danilo Pereira'ya bir gelelim dilerseniz sizlerle birlikte. Danilo Pereira, 83 rating bir kartı var. Görmüş olduğunuz gibi zaten bir CDM için arkadaşlar gereken kadar defansı var, gereken kadar fiziği var. Fakat hız ve pasta bir düşüklük var. Hız ve pası bizim gidermemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki hız ve pası gidermek için ben bu karta Catalyst bassam tam olarak 80 pace ve 79 pasa çıkıyor arkadaşlar. Danilo Pereira'nın özellikleri. Siz böyle bir kartı oynattığınız zaman zaten bu kart size CDM'de hayli hayli yetecektir. Eğer kadrolarınızdan gerçekten zevk almak için
oynadığınız ucuz kadrolarda en fazla performans alabilmek için, ki bu pahalı kadrolar için geçerli. Yani gidip de ucuz çalışıyor da pahalı çalışmıyor diye bir şey yok. Her oyuncuyu arkadaşlar nasıl kullanacaksınız? Tıpkı bu teknik direktör gibi düşünün kendinizi. Bu takım sizin. Bu takımı sizler yönetiyorsunuz. Siz Danilo Pereira'yı forvet arkasına mı oynatmak istiyorsunuz, CDM'de mi? Diyelim CDM'de, yani defansif orta saha olarak oynatmak istiyorsunuz. O zaman sizin bu adamdan beklentiniz hızlı olması, araları kesmesi ve defans yapması. O zaman bunu almanız gerekiyor. Passing'i neden arttırdım? Çoğu Türk kardeşimiz, ben de dahil, kontra atağı çok sevdiğimiz için, sürekli her adamla da pas yapmaya çalıştığımız için bu kimya stili sizin işinizi görecektir. Şimdi bu kadar konuştuk, evet eyvallah. Peki bunun oyundaki etkisi ne? Bu oyunda nasıl oluyor? Şimdi dilerseniz arkadaşlar onu izleyelim. Evet arkadaşlar, gelin şimdi sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Dediğim gibi YouTube'da video yapan bir tane kanal vardı, ondan aldım bunu. Şimdi arkadaşlar, adam ilk önce Aaron Ramsey'i görmüş olduğunuz gibi karşılaştırıyor. Aaron Ramsey'in basmanız gereken kimya stilini, daha doğrusu adamın oynattığı yerdeki kimya stili, yani nerede görüyorsa Aaron Ramsey'i, oradan bahsediyor. Şimdi sonra Aaron Ramsey'e bir Sentinel, bir de Catalyst kartı var arkadaşlar. Ve bunların kıyaslamasını şimdi adam yapacak. Dediğim gibi çok güzel bir video hazırlamış. Bunun da linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Bakın. Öncelikle Aaron, iki tane Aaron Ramsey'di arkadaşlar. Aynı yerlerden başlıyordu. İkisi de arkadaşlar koşmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Üstteki arkadaşlar Sentinel. Alttaki de Catalyst. Yani Sentinel tamamen defansif. Catalyst'e pas ve hıza veren şey. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bitiriş olarak çok daha önde bitiriyor. Yani neredeyse o iki tane renk arası yerin arasında duruyor arkadaşlar. Ve bu kadarlık bir fark oluyor Aaron Ramsey'de. Tabii ki de bu kart Ramsey için geçerli. Mesela burada Winfield Bonnie var arkadaşlar. Hav kartı ve Catalyst kartı. Aradaki pace farkı arkadaşlar 5 pace var, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aşağıdaki mi üstteki mi daha hızlı bitirecek göreceğiz. Normalde şartlarda aşağıdakinin daha hızlı bitirmesi lazım, ki öyle de olacak arkadaşlar. Bakın koşmasına bile dikkat ederseniz arkadaşlar, aşağıdaki çok daha seri koşuyor. Yani gerçekten çok daha seri koşuyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, adam da burada kıyaslıyor zaten. Birincisi tekrardan aynı sayılır yani. Çok fazla pace farkı yok zaten. Aralarında 5 pace var. Tıpkı Ramsey gibi çok fazla pace farkı yok. Ancak yine de 1-2 adım bile sizi öne atıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra arkadaşlar adam burada sizleri oyuncu değiştirdikten sonra kimya hesaplamasını falan filan yapıyor. Yani her zaman dediğim gibi 100 kimyalık takım bu tür şeylerde işinize yarıyor. Mesela bakın şimdi adam yapıyor. Ramsey 10 kimyayken Catalyst basıyor. Bir de Substitute 6 kimya. Yani 6 kimyalı bir oyuncunun yerine sokulduğu andaki hız farkını yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Adam burada tamamen her şeyi yapmış arkadaşlar. Ve güzel de hazırlamış gerçekten açıkçası. Emeğine sağlık diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ikisi de aynı yerde bitiriyor. Aaron Ramsey'in 6 kimyası ve 10 kimyası. Ancak bakın burası çok önemli. 6 kimya ve 10 kimyadaki hız olarak aynı bitiriyor. Evet, ama oyuncuların kendine ait trade'leri var arkadaşlar. Bu trade'ler kimya azaldıkça bu trade'ler de azalıyor. Yani kısacası zaten oyunun momentum dosyalarını hatırlarsınız. Süper sap diye bir şey vardı. Süper sap neydi? Bazen arkadaşlar bir oyuncu oyuna girdiği zaman o kadar iyi oynuyor ki, yani hani çok alakasız bir şekilde neredeyse diyorsun ki ulan bu adam 99 pace'e vurdu diyorsun. Bazen de adam oyuna giriyor, hiçbir şey yapamıyor. Bu dediğim gibi oyunun birazcık da momentum şeyiyle alakalı. Ancak siz her zaman oyuncularınızı tam kimyayla oynatmaya gayret gösterin arkadaşlar. Burada da Eduardo Vargas ve Aaron Ramsey'in farkını yapıyor arkadaşlar. Ramsey de 81 pace, Eduardo Vargas da 81 pace, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve bu zamanda Eduardo Vargas birinci çıkıyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Çok az bir farkla birinci çıkıyor. Ancak şu demek oluyor. Her zaman aslında özelliği aslında hiçbir şey basmadan daha iyi olan kimya basılandan daha üstün oluyor. Burada da arkadaşlar Winfield Bonnie ve Sentinel Aurier'in kıyaslaması var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesinin normal pace'i 85. Diğerinin de arkadaşlar kimya asili 85. Dediğim gibi yani bu kıyaslamalar gerçekten önemli. Tabii ki şu da var arkadaşlar, bakın mesela tekrardan Aurier birinci oldu. Çünkü aslında Aurier'in hem de bayağı bir farklı birinci oldu. Çünkü Aurier'in zaten normal kartındaki pace 85. Winfield Bonnie kimya basılınca arkadaşlar 85 oluyor. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Bakın her zaman şunu unutmayın, dediğim gibi bunu her zaman söylüyorum size. Roberto Firmino, evet siz buna bastığınız zaman bunun 89 şutu olmuş gibi gözükecek ama bu adam 89 şutu olan birisi gibi 89 vurmayacak.
Ancak şu an var olan bu karttan yaklaşık %70 daha iyi oynayacak. Belki o %30'luk farkı oyun yiyecek. Ancak siz bu kartları bastığınız zaman oyuncağınızın %70 oranında arttığını göreceksiniz. Yani her zaman arkadaşlar bu geçerli. Mesela Danilo Pereira, buna bastığımız zaman bunun pace'i kaç? 80 olmuş değil mi? Belki bu 80 pace'lik bir adamla aynı koşmayacak. Ama bu adam en azından 68 değil de 75'miş gibi koşacak. Zaten kimya silerinin önemi de burada çıkıyor arkadaşlar ortaya. Hani benim dediklerimi gerçekten yapın. Deneyin. Yani bir kartı normal oynatın. Sonra gidin abi kartı diyeyim, Catalyst basın, Shadow basın. Mesela ben yapıyordum. Eric Bey ile Shadow basıyordum. Eric Bey ile normalde zaten hızlı, Shadow basınca uçuyordu arkadaşlar. Yani gerçekten fark ediyor. Bunu ben bir ara hiç kullanmadım. Hep basic oynuyordum falan, ne olacak falan diyordum. Ancak gerçekten son bir haftada buna bayağı dikkat edince oyunumun ne kadar da geliştiğini gördüm. Mesela Gabriel Jesus kartına baktığınız zaman zaten pace'i yeterli bir düzeyde. Fiziği düşük değil mi? O zaman sizin bu kartta fiziği arttırıcı bir şey basmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kısacası ucuz takımları veya normal takımları daha üst seviyeye getirebilmek için, oyuncunuzdan daha verim alabilmeniz için kimya stilleri şart. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve bu sizlerden arkadaşlar ricam, şu kadroyu bir kurup oynamanız. Ucuz bir kadro zaten. Bu kadroyu kurun ve oynayın. Umarım ki beğeneceksiniz arkadaşlar. Bundan kesinlikle ve net eminim. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Şu Fred'in yerine Renato Sanchez, Allen veya Asamoah üçlüsünden birini alıp koymanız gerekiyor. Custom Tactics isterseniz, Custom Tactics vermiyorum arkadaşlar ama sağ bek, sol bek ataklarda geride kal, CDM'ler de ataklarda geride kal. Bu üçüne ileride kal ve defans hatlarına pres yap. Neydi o? Pass pressure bilmem neydi ya. Tam şimdi İngilizcesine bakalım hemen şuradan da. Dediğim gibi bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar Player Instructions'tan. Hemen şöyle bir bak. Evet arkadaşlar, bahsettiğim şey buydu. Santraforlarınız arkadaşlar, burada press backline yapın. Press backline demek rakibin defansının üstüne hayvan gibi press yap demek. Bu kadrodan gerçekten mutlu olacağınızı umuyorum. Dediğim gibi mesela Tyson'dan ne bekliyorsun abicim? Tyson'ın kartına baktık. Fizik lazım bu kartı ve pas lazım değil mi? Fizik ve pas veren kartı buna basıyorsunuz gibi gibi. Bu şekilde takımlarınızdan daha iyi verim alabilirsiniz. Ben %100 eminim ki bakın gerçekten çoğumuz bunu bilmiyorduk arkadaşlar. Bilmiyorduk derken hani kartların etkisi olduğunu biliyorduk ama bu kadar fazla etkisi olduğunu bilmiyorduk. Ve bunun daha irdelenmiş halini bilmiyorduk. O yüzden ben bu videoda sizlere oyunu daha iyi ve mutlu bir şekilde oynayabilmeniz için bunu paylaşmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yarın tekrardan bir video artı yayınımız olacak. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Gerçekten fut şeylerini beğeniyorsanız, vermiş olduğum taktikleri beğeniyorsanız bir beğeniye ve yorumunuzu esirgemeyin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu bir hafta sonları diliyorum. Zaten birlikte mükemmel bir yayınla cumartesi günü geçireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu günler diliyorum ve hoşça kalın.